Dostlar selam, ben Çağrı. Bugün yeni bir dijital efekt yapma videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videomuzda GTA efektlerini Photoshop'la yapmayı göstermiştim. Bugün sadece GTA efekti değil, pek çok efekti de içinde bulabileceğiniz bir uygulamayla karşınıza çıkıyorum. Sadece GTA efekti değil dedim. Bunun haricinde önce trendlerden biri olan retro efektler, böyle andaçlar, eski lise günlükleri ya da süper kahraman efektleri hepsini içeren bir program ve güzel de bir yanı var bu programın. Bu programın güzel yanı 3 gün deneme süresi veriyor. Size 3 günlük deneme sürenizi de şu şekilde güzellikle kullanabiliyorsunuz. Bir sanal kart elde ediyorsunuz. Kredi kartınız yanında bir sanal kart açarsınız. Hem böyle kendi kredi kartınızı vermemiş olursunuz. Bu sayede 3 gün deneme sürenizi deneyip beğenmezseniz üyelikten de çıkabiliyorsunuz. Gelin programa bir bakalım. Programımızın adı Cosplay şu şekilde. Ekran kaydımızı da başlattım. Şöyle giriyorum. Uygulamamızın adı Cosplay uygulaması dediğim gibi. Tıkladığınız zaman direkt zaten GTA menüsü karşınıza çıkıyor. GTA'yı direkt olarak önerilenlere almışlar. Onun haricinde neler var diye bakarsak şöyle. Disney var, Disney Toon var, Santa var. Bunun gibi pek çok şey var. Bunlar sizi biraz da animasyon karakterine geçiriyor. Daha net şeyler istiyorsanız Christmas var, yılbaşı geliyor önümüze. Photoshop var, Professionals var, yani birazdan meslek erbapları için kısımlar var. Eski para, asker, retro dump, böyle yine 80'ler, 90'lar ve 90'ların yıllıkları şeklinde kısımları var. Onun haricinde insan yüzlerinden farklı şekiller çıkaran bir kısmı da mevcut. Ama gelin bugünkü konumuz olan kısma bir geçiş yapalım. Bugünkü konumuz GTA'yı deneyelim. Şöyle Grand Theft Auto'ya tıklıyorum ve cinsiyetimizi soruyor. Cinsiyetimizi burada erkek diyoruz. Bu arada şuradan göstereyim. Daha önce yaptığımız şeyleri bu kısımda bulabiliyoruz. Pek çok efekt kadın ve erkek için yapılabiliyor. Dediğim gibi Pro'ya geçe tıklıyoruz. 3 günlük deneme sürecimi kullanmak istiyorum diyoruz. Kredi kartı bilgilerimizi giriyoruz. Sonrasında Google Play üzerinden ya da işte iOS kullanırsak iptalimizi gerçekleştirebiliyoruz. Hemen iptal etseniz dahi 3 gün kullanma hakkınız elinizde kalıyor. Şöyle geldim. Burada GTA'ya girdim. Tabii ki burada erkeği seçiyoruz. Ten rengimizi de en parlak bir koyusu seçelim. Burada size bazı şeyler söylüyor. İyi çekim örnekleri, aynı kişi olsun, çeşitli açıları olsun ve selfie olsun diyor. İşte hayvanlar, çocuklar, çıplaklar, bilmem neler kullanmayın. Aynı fotoğrafları sürekli kullanmayın diye de bize söylüyor. Belirli bir miktarda selfie girmemiz lazım. Burada ayarladığım bazı selfie'ler var. Onları giriyorum. İşte yüzümün net gözüktüğü, biraz farklı açılardan kullandığım selfie'leri de burada giriyorum. 8 tane girmenizi öneriyor. En az 6 tanesinin geçerli olması gerekiyor. Bazen geçerli değil uyarıları da veriyor. Bir de şöyle bıyıklı olan seksi selfie'mi de alayım. İleri diyorsunuz. 8'ini de aktardı. 7 tanesi alınabilir olarak listeye geçti. Diyor ki kardeşim ben 4 dakika içinde yapacağım ama son zamanlarda 4 dakika sürmüyor. Onu söyleyeyim. 1-2 dakika içinde 30 adet oluşturulmuş fotoğraf veriyor. Buraları ileriye saralım ve 30 tane oluşturulmuş fotoğrafımızı elimize bir alalım. Evet, oluşturuldu dedi bana ve karşımıza şu şekilde tasarımlar geliyor. Baktığınızda gayet tatlı olmuş, biraz böyle GTA havasını soluyan, tabi biraz GTA 5'in içinden alınmış görseller var. Hani aşk arkada Vice'den ziyade San Andreas'ın biraz da haritasını görüyoruz. Fakat bazı şekillerde de bizi plaja götürüyor. Burada biraz Vice havası oluşuyor ama şunu söyleyeyim. Bunu kardeşimle ve kız arkadaşımla denedik. Kadın direkt GTA 6'dan alıyor. Özellikle o Lucia baş karakterinin içine çok güzel oturtuyor. Yani bayağı Ryan Gosling vari. Şöyle ATV'ye bak, bu ATV'ye oturtmuş olan güzel. Şöyle zoom yapabiliyor muyuz? Büyük ihtimalle kaydettikten sonra yapıyoruz. Bunları topluca alıp hepsini kaydedebilirim. Özellikle şu Malibu kulübe benzeyen tasarım benim saçımı böyle kel yapıyor. Kısa yapıyor. Bu da hoş olmuş diyebilirim. Bu kısım böyle. Bu kısmın haricinde bunları şöyle kaydete bastığımızda bunları şimdi hemen hızlıca kaydedecek. Kaydetme kısmını da hızlandıralım. %90, %100 bunları kaydetti. Şimdi burada geri dönüyorum. Avatarlarımın 20 gün içinde yok olacağını söylüyor. Yani bir an önce indi diyor. Zaten 3 gün sonra uygulamamız premiumdan çıkacağı için bunu göz ardı edebiliriz. Şöyle baktığımda bir sürü paket oluşturmuşum ben. Şimdi bu paketlerde ses demiştim, 90'ların yıllıkları vardı mesela. Anne babama da yaptım. Kendime de çok fazla yaptım. Şöyle 90'ların yıllıklarında nasıl sonuçlar vermiş? Özellikle burada gerçek insanlardan aldığı için GTA'daki animasyon karakterlerden ziyade çok güzel çalıştığını söyleyebilirim. Şöyle bazı yerlerde sorun yaşıyor. Ben biraz daha yuvarlak yüzlü bir insanım. Alnım da birazcık benim geniştir. Burada da aynı şekilde suratı aşağıda tutuyor.
yüzünüz yuvarlaksa ve yüksek suratlı insanlara koymaya çalışıyorsa tabii birazcık Frankenstein gibi alnınızı açık şekilde bırakabiliyor. Ama yerleşimler güzel. Sadece patladığı birkaç yer var. Mesela hemen bir örnek bulup göstereceğim. Evet, dişler. Dişler de abi çok fazla patlıyor. Büyütüp dişler de çok fena patlıyor. Yani sizin olmadığını insanlar anlıyorlar. Hatta şurada beni emekli öğretmene çevirdiği şeyde dişler bayağı bir sıkıntı yaratmışlar. Ama onun haricinde gayet güzel. Burada 60 tane veriyor. Bu arada burada ne kadar Robert Downey Jr.'a benziyorum. Bakar mısınız şuna? Bayağı bildiğin Iron Man zırhına girecek gibiyim yani. Güzel. Bunu da attık abi kenara. Onun haricinde başka neler var demiştik. Bir adet avatar paketi istedim. Avatar paketi üretti benim için. Şöyle baktığınızda işte Christmas temasına birkaç tane üretmiş. Okey. Başka neler var? İşte steampunk havasında bir şeyler yapmış. Bunları aslında biz kendimiz işte Dolly'den ya da diğer yapay zekalardan, işte Blue Willow'dan yapabildiğimiz şeyler, Stable Diffusion'dan filan, ama burada size paket halinde pek çok şeyi kendi aklına getirerek yapmış. Yani belki aklımıza gelmeyecek şeyler de burada mevcut. Çok çok hatta saçma sapan şeyler var. Spartan askeri doktor yapmış mesela. Mesela örümcek adam. Baya İbrahim Tatlıses adam. Bak İbrahim Tatlıses adam bile olmuşum ya. Bu benim aklıma büyük ihtimalle gelmeyecekti. Bunu da almış. Elfler var, royaller var. Pek çok yapmış ama bu avatar oluşturma işini yaklaşık 20-25 dakika baya bildiğiniz sürdü. Yani onun da altını çizmem gerekiyor. Onun haricinde başka nelerimiz var? Şöyle baktığımızda GTA'ları yaptık. 90'lar yıllıkları. Bir de paket halinde casual game sunduğu var. Yani LinkedIn profilinizi mi güncellemek istiyorsunuz? Güzel böyle bir yere artistik bir poz mu koymak istiyorsunuz? Şöyle baktığınızda gayet güzel casual, hani takım elbiseli şık fotoğrafları da ortaya çıkarabiliyor. Hatta ben şu fotoğrafları gördükten sonra biraz saçımı uzatsam nasıl olur diye de düşünmedim değil. Hani kadınlar için de bu saç uzatma mantığını deneyebilirsiniz. Mesela burada annemi yapmışız. Annemi şu şekilde karakterlere çevirmiş. Onun haricinde kız kardeşimi yaptık. Asker yaptık. Askerler Call of Duty Black Ops'tan almış diye hatırlıyorum. Çok sağlam çalışıyor. Yani denenebilir bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor bu arkadaş. Onun haricinde deneyebilecek nelerimiz var? Genel olarak zaten şu aşağı kısım direkt sizi cartoon karakterleri çeviriyor. Diğer kısımlarda biraz daha bizi alıp bir yerlere yapıştırıyor diyebilirim. Uygulamamız da bu şekildeydi. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de deneme sürümünüzü kullanır, bu trend geçmeden GTA efektini kendinize uygular, hatıra fotoğrafları çıkarırsınız. Beğendiyseniz bir beğen butonunuzu almak isterim. Umarım çok fazla uzatıp lafı da gevelememişimdir. Editte ben artık geveleyip gevelemediğimi göreceğim. Teşekkür ediyorum. Abone olarak da destek verebilirsiniz. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.